Sevgili arkadaşlar, hepinize Kanal Matematik'ten merhaba. Bugün sizlerle birlikte ondalık sayıların karekökünün nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Bakalım nasıl hesaplıyormuşuz. Öncelikle bir ondalık sayılarımızı öğrenelim. Paydası 10, 100, 1000 gibi olan sayıları biz ondalık sayılar diyoruz. Örneğin 4 bölü 10, 21 bölü 100 ya da 25 bölü 10 gibi sayılar nedir? Bizim ondalık sayılarımızdır. Paydalarımıza bakıyoruz. 10, 100, 10 şeklinde devam ediyor. Yani onun kuvvetleri şeklinde devam eden sayılar. Şimdi bunların ondalık gösterimleri vardı. Nasıl yazıyorduk bu ondalık gösterimleri? Ben hemen size şöyle bir hatırlatma yapayım. İlk önce pay kısmındaki sayımızı aynen yazıyoruz. 4 ise 4, 100 ise 100, 10 ise 10 her neyse yazıyoruz. Daha sonra paydamıza bakıyoruz. Paydamızda kaç tane sıfır var? Kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Bir tane sıfır var anlamı ne demek? Yani virgülden sonra bir tane basamak olacak. Bakıyorum benim sayım kaç? 4. Virgülden sonra bir basamak olacaksa virgül nerede olmalı? Burada olmalı. Bunun tam kısmında herhangi bir sayı var mı? Yok. O zaman buraya ne yapıyorum? Sıfır yazıyorum. Sıfır tam onda 4 şeklinde bunun ondalık gösterimini yapıyorum. 21 bölü 100'ün ondalık gösterimini ne yapacağım? Okurken bile zaten bunu söylüyorsunuz. Nasıl okuyoruz 21 bölü 100'ü bir diğer farklı olarak? %21 şeklinde okuyoruz. Yazarken ne yapıyoruz? %21. Bakın sayımızı aynen yazmışız. Kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır var. O zaman virgülden sonra ne olacak? 2 tane basamak olacak. Virgülden sonra 2 tane basamak var. Yine tam kısım olmadığı için ne yapıyoruz? 0 yazıyoruz. 25 bölü 10'un ondalık olarak nasıl yazıyoruz? Bakın sayımız ne? 25. 25'i aynen yazdık. Kaç tane sıfırımız var paydada? Bir tane sıfır var. Bunun anlamı ne demek? Virgülden sonra bir tane basamak olacak demek. Bir tane basamağımızı ayırıp virgülümüzü koyduğumuz zaman ne olacak? 2 tam onda 5 şeklinde olacak. Bu hatırlatmadan sonra bakalım işlemlerimizi nasıl yapıyormuşuz. Peki bu gösterimlerin kare köklerini nasıl bulacağız? Çok kolay. Tabii ki rasyonel sayı yani kesire çevirerek çok rahat bir şekilde bulacağız. Bakalım nasıl yapıyormuşuz. Kök içinde 0 tam %4. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Bu sayıyı bir rasyonel sayıya çevirmem gerekiyor. Az önce kesir halinde yani rasyonel haldeydi. Ondalığa çevirmiştim. Burada ne yapacağım? Rasyonel haline çevireceğim. Nasıl çeviriyorum? Çok basit. İlk önce sayımın sıfırlarını görmeden yani öndeki sıfırları görmeden sayımın tamamını yazıyorum. Sayım kaç? 4. Bölü yapmam gereken tek şey virgülden sonra kaç basamak olduğunu saymak. Kaç basamak var? 1, 2 basamak. Bunun anlamı şudur. Paydada 2 tane 0 olacak. Yani sayım neymiş? 4 bölü 100. O zaman ne yapıyorum? Ben hemen rasyonel sayıya çevirdim. Karekök içinde 4 bölü 100. Ardından ne yapıyorum? Bunu kök dışına çıkartıyorum. 4 dışarıya ne olarak çıkacak? 2, 100 dışarıya nasıl çıkacak? 10. Ne oldu o zaman benim karekökli ifadem? 2 bölü 10 olmuş oldu. Peki bunu ondalık gösterimi nasıl çevireceğiz? Az önce göstermiştik. Zaten okurken de biz bunu söylüyoruz. Nedir bu? 10'da 2'dir. Yani 0 tam 10'da 2. Bakın bu kadar basit. Hemen pekiştirelim. 2 tam %56. Ne yapıyorum öncelikle bunu? Rasyonel sayıya çeviriyorum. Sayımın üst kısmı kaç? 256 bölü virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. 2 tane 0 demek oluyor. Ne oluyor? 256 bölü 100. Şimdi ne yapacağım? Kök dışına çıkartacağım. 256 dışarı ne olarak çıkacak? 16. 100 ne olarak çıkacak? 10. Ne oldu benim ifadem? 16 bölü 10. Ne yapıyorum? Ondalık gösterime çevireceğim. Sayım aynen yazıyorum. 16. Bakıyorum paydada kaç sıfır var? Bir tane sıfır var. O zaman virgülden sonra bir basamak olacakmış. Yani ne oldu? 1 tam 10'da 6 olmuş oldu. Evet gelsin bir başka örneğimiz. 0 tam 10'da 9. Rasyonel sayıya çeviriyorum. Nedir bu? 9 bölü 10 demektir. Şimdi ne yapacağım? Kök dışına çıkartacağım. 9 dışarıya ne olarak çıkar? 3. 10 dışarıya ne olarak çıkar? Bilmem çıkar mı? 10 dışarıya çıkmaz. O zaman benim ifadem ne olur? 3 bölü kök 10 olmuş olur. Şimdi
Şimdi bu ifadeyi ben ondalık gösterimle ifade edemem. Niye? Çünkü burada kök 10 var. Kök 10 nedir? İrrasyonel bir sayıdır. En fazla ben burada ne yapabilirim? Bu ifadeyi, paydayı kökten kurtarabilirim. Paydayı kökten kurtarmak için ne yapıyorduk? Paydayı kendisiyle çarpıyorduk. Yani bunu kök 10'la genişletiyorduk, değil mi? Kök 10'la 3'ü çarparsam ne olur? 3 kök 10 bölü kök 10'la kök 10'u çarparsam ne olur? Kök 100. O da dışarı ne olarak çıkar? 10 olarak çıkar. Benim ifadem ne olmuş oldu? 3 kök 10 bölü 10 şekline dönüşmüş oldu. Bu konuda da bilginiz olsun. Bakın her zaman burası illaki kök dışına çıkacak bir sayı olmayabilir. Bakın burada ne var? Tek bir basamak var. Bu da tek bir sıfır demektir. 10. 10 da dışarı çıkmaz. Kök 10 olarak kalabilir. Bu konuda sizi uyarmak istedim. Çünkü şıkları burada direkt size 0 tam 10'da 3 şeklinde ya da 3 bölü 10 şeklinde sizi kandırmaya çalışabilirler. Evet, 0 tam 10.000'de 169. Hemen rasyonel sayıya çeviriyorum. 169 bölü 10.000. Bakıyorum bak 1, 2, 3, 4 virgülden sonra 4 basamağım varsa 4 tane de sıfırım olacak. Kök dışına çıkartıyorum. Nasıl çıkartıyorum? 169 13 olarak çıktı. 10.000 ne olarak çıktı? 100 olarak çıktı. Bunun onluk gösterime çevirdiğim zaman ne olacak? %13 olmuş olacak. Hemen size şurada kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Baktığım zaman burada ne var? 4 tane 0 var. Bu kök dışına nasıl çıktı? 100 olarak çıktı. Diyelim ki burada bir sürü 0 var. Nasıl çıkacağını nereden bileceksin? Hemen size şöyle bir ipucu vereyim. Burada kaç tane 0 varsa bunun yarısını alın gençler. Bunun yarısını alırsanız kök dışına nasıl çıkacağını bulursunuz. Örneğin kök içinde 100. Kaç tane 0 var? 2 tane 0 var. 2'nin yarısı kaç? 1. Bir tane 0. Bu ne olarak çıkarmış? 10 olarak çıkarmış. Bakın burada ne var? 10.000 var. Kaç 0? 4 0. Yarısı nedir? 2 0. Bakın burada ne olmuş? 2 0 olarak çıkmış. Yani sıfırlar ne kadar çok olursa olsun siz hiç korkmayın. Yapmanız gereken tek şey burada bunun yarısını almak. Buradan şöyle de bir bilgiye ulaşabiliriz. Eğer buradaki sıfır sayısı çift ise, örneğin 2 tane 0, 4 tane 0, 6 tane 0 varsa kök dışına çıkar demektir. Tamam mı? Eğer tek basamakta bir 0 varsa, 1 0, 3 0, 5 0, bunlar da kök dışına çıkmayacak anlamına gelecektir. Buradan da kontrollerinizi yapabilirsiniz. Evet, TEOG 2014'te çıkan bir sorumuz var. Ne diyor? 0 tam %25'in kökü ile 1 tam %96'nın karekökünün toplamını sormuş. Nedir bu? 0,25 kök içinde. Nedir bu? 25 bölü 100 olarak yazarım. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 100 de dışarıya 10 olarak çıkar. Ne oldu? 5 bölü 10 oldu. 10'dan da çevirsem 0 tam 10'da 5 yapmış oldu. Aynı şekilde 1 tam %96. Bunu nasıl yazıyorum? 196 bölü 2 basamak olduğu için 100 diye yazıyorum. 196 dışarı ne olarak çıktı? 14. 100 ne olarak çıktı? 10 olarak çıktı. Ondalık yazarsam 1 tam 10'da 4. Bu ikisini topluyorum. Toplama işlemini hatırlayalım. Virgüler alt alta gelmeliydi. 4, 5 daha 9. 0, 1 daha 1. 1,9. Cevabımız ne çıkacak? Bursa çıkmış olacak. Bu işlemin uzun kısmı, isterseniz size şöyle bir kısa yöntem de anlatabilirim. Şimdi şuradaki sayımıza bakıyorum. Buradaki sayım kaç benim? 25. Bu dışarı ne olarak çıkar? 5 olarak çıkar. Bunda hemfikir miyiz? Evet. İkinci adımım şu. Virgülden sonra kaç basamak var? Kaç basamak var? Virgülden sonra 2 basamak var. Yarısı, 2'nin yarısı 1. Demek ki kök dışına çıktığı zaman virgülden sonra bir basamak olacakmış. Virgülden sonra bir basamak olacaksa benim sayım nedir? 0 tam 10'da 5'tir. Aynı şekilde bakın bu metodu burada uygulayalım. 196 kök dışına nasıl çıkacak? 14 olarak çıkacak. Virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Yarısı bir basamaktır, değil mi? O zaman ne olacak? Virgülden sonra bir basamak olacakmış. Virgülden sonra bir basamak. Virgül nerede olacak o zaman? Burada olacak. Bu da dışarı ne olarak çıkarmış? 1 tam 10'da 4 olarak çıkarmış. Bu da işinize yarayacak kısa bir yöntem. Evet, 2015'te çıkan bir TEOG sorumuz var. Ne diyor? Alanı 4 tam %41 santimetre kare olan karenin bir kenarın uzunluğu
Alanı bir tam 196 santimetre olan karenin bir kenar uzunluğundan kaç santimetre fazladır diye sormuş. Şimdi hemen şu geliyor. Burada alan verilmiş. Bizden ne istiyor? Kenar istiyor. Biz bunu neyle yapıyorduk bir kere? Karekökle yapıyorduk. O zaman ne yapacağım? 4,41'in karekökünü alacağım. Hemen az önce öğrettiğim kısa yöntemi uyguladım. 441 kimin karesi? 21'in karesi ya da 441'in karekökü ne? 21. Virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Kök dışına çıkınca ne oluyordu? Yarısı olmuş oluyordu. 2'nin yarısı ne? 1. Demek ki virgülden sonra kaç basamak olacakmış? 1 basamak olacakmış. Demek ki bu kök dışına nasıl çıktı? 2 tam onda 1 olarak çıktı. Peki diğeri ne diyor? 1 tam %96 diyor. Az önce de sorumuzda geçmişti bu rakam. 196 kimin karesi? 14'ün karesi. Virgülden sonra kaç basamak var? 2 basamak var. Kök dışına çıkınca ne olacak? Virgülden sonra 1 basamak, yani yarısı olmuş olacak. Bu da nedir? 1 tam onda 4. Soru ne demiş? Kenar uzunluğundan kaç santimetre fazladır? Yani arasındaki farkı sormuş. Çıkarma işlemi yapacağız. Virgüller alt alta gelmeli. 11'den 4 çıktı, 7 kaldı. Buradan bir onluk almıştık. Burada da 0 kaldı. 0 tam onda 7 olmuş olacak. Bu şekilde kolay bir soru da 2015'te sorulmuştu. Evet, sıra geldi göster marifeti kısmına. Videomuzu durduralım. Sorularımızı çözelim. Evet, çözdünüz sorularımızı. Gelsin cevaplarımız. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Evet, Kanal Matematik'ten bugünlük de bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yapamadığınız sorularınızı videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Sizler için çözümünü video halinde veya yazılı bir şekilde sizlere gönderebiliriz. Facebook'ta çözemediğiniz soruları paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Kanal Matematik Facebook sayfamız var, Twitter'ımız var, YouTube'umuz var. Bize her yerden ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.